ko'rsatkichli tenglama va tengsizliklar. Dastlab ko'rsatkichli tenglamalarni ko'rib chiqamiz. Ularning ichida ham dastlab sodda tenglamalarni qarab chiqamiz. Ya'ni sodda teng ko'rsatkichli tenglamalarni qaraymiz. Va quyidagi 10 ta misolni o'rganib chiqamiz. Birinchi misol. 3 darajasi x teng 3 ga. Bu yerda 3 ni biz 3 darajasi 1 deb yozishimiz mumkin. Demak, bu yerdan esa x teng 1 ekanini hosil qilamiz. Demak, bu tenglamaning yildizi x teng 1. İkinci misolda 0.7 darajasi x teng 1. Biz 1 ni 0.7 ning 0-chi darajasi deb yozishimiz mumkin. Çünkü asoslarni bir xil qilib oldik. Mana endi darajalarni tenglaymiz. 0.7 ikkalasida ham darajalarni tenglasak x teng 0 ekanini kelib chiqadi. Demak, bu tenglamaning ildizi x teng 0. Üçüncü misol. 125'ni biz 0.5 derecesi 3 deb yazışımız mümkün. 0.5'nin kubu 0.1000'den 125'ye teng. O halde 0.5, 0.5 derecelerini tengleyemiz. X teng 3'ye. Demek ki verilen tenglemenin yeçimi x teng 3 iken. Yani navbatdagi misolimiz. Qaror misol. Bir taksim 16. Bunu 4'nin neçinci derecesi deb yazışı mümkün? 16 4'nin kvadratı. Demek 1 taksim 4'nin kvadratı. Bunu ham 4 derecesi minus 2 deb yazışımız mümkün. Yani 4 derecesi x teng 4 derecesi minus 2'ye. Demek x teng minus 2'ye. Demek tenglamaning ildizi minus 2 ekan. 5. misal. Ve bana bu 1 taksim 3 derecesi x teng 9 tenglamaning yechimimiz kerak. Mana har ikkala tomonni qaraylik. Bu yerda 3 qatnashyapti. 9 ham 3ning qaysidir darajasi. Kvadrati aniq bo'lgan. Va bu tenglamani quyidagicha yozishimiz mumkin. Chap qismini 3 derecesi minus 1 derecesi x. Bu ham teng 3 derecesi minus x. Va 9'ni esa 3'ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. Demak 3 derecesi minus x teng 3'ning kvadrati. Bir xil asosga keldi. Derecelerini tenglab yozsak minus x teng 2'ga yani x teng minus 2'ga. Demak bu tenglamaning ildizi x teng minus 2 bo'larkan. Keyingi misolimiz bu yerda 7 343. 343 7'nin nechinchi darajasi bo'ladi? 343 7'nin 3-chi darajasiga teng. Tekshirib ko'rish mumkin. Kvadrati 49 ga teng. Uni yana 7 ga ko'paytirsak 343 hosil bo'ladi. 1. Bu ham teng 7 darajasi minus 3 ga. Yani bir xil asosga keldi. Demak bunda tenglamalarda dastlab bir xil asosga keltirishga harakat qilishimiz kerak ekan. Endi darajalarini tenglasak x teng minus 3 ga. Demak berilgan tenglamaning ildizi x teng minus 3 bo'ladi. Yettinchi misol. Mana bu yerda ham ko'rinib turibdi. Demak, bu yerda 10, bu yerda 100 kub yuzasida bo'lganiga qaramasdan, demak 10 ni qaysidir darajasi ko'rinishda yozish mumkin. Aniqrog'i buni quyidagicha yozishimiz mumkin. Teng kub yuzasida 10 ni kvadrati. 110 ni kvadrati. Bu ham teng 10 darajasi 2 taksim 3. Ya'ni 10 darajasi x teng 10 darajasi 2 taksim 3. Demak x teng 2 taksim 3 ga. Shunday qilib tenglamaning ildizi 2 taksim 3 bo'ldi. Mana bu misolga e'tibor beraylik. Chap tomonda ham 5, o'ng tomonda ham 5 lar qatnashyapti. Demak 5 ni birorta darajasi ko'rinishida yozish mumkinmi? Har ikkala tomon uchun bu savol. Mana chap qismini 5 darajasi minus x deb yozish mumkin. O'ng tomonni bu 5 darajasi 1 ko'paytirib bu 5 darajasi 1 taksim 2 teng 5 darajasi darajalarini qo'shsak 5 darajasi 3 taksim 2 bo'ladi.
Demek 5 derecesi minus x, 5 derecesi 3 taksın 2, teğnemenin hasıl oldu. Demek asasları bırakalım, derecelerin teğnemen, minus x ten 3 taksın 2'ye, minus 1'e köpaytır varsak, x ten minus 3 taksın 2 ekeni gelip çıkardı. Şimdi yakın bu teğnemenin yıldızı x ten minus 3 taksın 2 bulandı. Ne battaki teğnememiz? Bir de 3 taksın 2 asasla, o zaman da etibar veriyorduk, 16, 2'nin derecesi görüştüyoruz mümkün. 81, 3'ün derecesi görüştüyoruz mümkün. Demek 3 taksın 2'yi keltirişke hareket kılıyorduk. Teng, 16, 2'nin 4. derecesi, 81, 3'ün 4. derecesi, teng. Demek dereceleri bırakalım, 4. Bu halde biz bitti dereceyi keltirebiliyoruz mümkün. 2 taksın 3'ün 4. derecesi. Lakin çaptamanda 3 taksın 2, oynatamanda 2 taksın 3. Aylantırsak kandayı bulardı. Deyin, 3 taksın 2 derecesi minus 4 bulardı. Demek bunu teskersiye yazışımız mümkün, fakat derecanı minus, yani almıştırışımız gerekiyor. Bu iki tası teyin buluşu için dereceleri teyin buluşu gerek. Demek x deyin minus 4. Şunu da yapalım, bu teyinlemenin yıldızı x deyin minus 4 eken. Ve nihayet 10. misalımız. 0 bütü 10'dan 2, 0 bütü 10'dan 2 ve 5 arasında birer bağlılık var mı? 0 bütü 10'dan 2'ni biz 2 taksın 10 da görüşümüz mümkün. Surat mahrazını 2'ye kısaltırsak 1 taksın 5 fasıl buladı. 5 arasında bağlılık var iken bunu yani 5 derecesi minus 1 görüşü yazışımız mümkün. Yani yani derecelerin teyindeyimiz. 3x minus 1. Teyin minus 1'ye. Birler birbirini yok atadı. Demek x ten 0 eken kilip çıkardı. Şimdi yakalık bu teynlemenin yıldızı x ten 0 eken.